Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla psikoloji dersine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz psikolojinin alt dalları. Birincisi deneysel psikoloji. Amacı davranışın temel ilkelerini bulmaktır. Deneylerle neden sonuç ilişkisini araştırır. Belli başlı konuları duyum, algı, bellek, öğrenme, güdüllenme gibi konulardır. Bu anlamda fizyolojik psikoloji adı da verilir. Davranışın fizyolojik nedenlerini araştırır. İkincisi gelişim psikolojisi. Bireyin dönlenme sürecinden itibaren ölümüne kadar geçirdiği yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceler başlıca problemleri yaş ile davranış arasındaki ilişki insan hayatının gelişim evrelerine ayrılarak incelenmesi bu incelemelerde çocuk psikolojisi yetişkin psikolojisi ve e, hayvan psikolojisi olmak üzere 3 dala ayrılmaktadır bu, anlam, bu anlamda yaş ile cinsiyet kavramları gelişim psikolojisinde konu olarak verilebilir üçüncüsü sosyal psikoloji Bireyin toplumla olan etkileşimini konu edinir. Birey ile toplumun, toplum ile bireyin ilişkilerini inceler. Bu anlamda psikoloji ve sosyolojiyi ilgilendiren ortak konuları vardır. Bir takım özellikleri ise liderlik, moda, propaganda gibi konular üzerine çalışmasıdır. Klinik psikoloji konusu normalden sapma gösteren davranışları incelemektir. Psikiyatri ile yakından ilişkilidir. Başlıca sorunları ise davranışlardaki bir takım aksaklıklar ve sosyal ilişkilerdeki bozukluklardır. Bir klinik psikolog ilaç ile tedavi etmez iken psikiyatr ilaç ile tedavi edebilir. Danışmanlık psikolojisi ya da rehberlik ve danışmanlık psikolojisi de denir. Bir takım bireysel sorunlarla ilgilenir. Temel problemleri ise bireyin mesleki ile ilgili soruları, bireyin akademik sorunlarıdır. Klinik psikolojiden farkı ise sorunun hafif düzeyde uyum sorunuyla ilgili olmasıdır. Bu tip sorunlar genellikle bir uzmanın tavsiyeleriyle çözüme kavuşturulur. Amacı bireye rehberlik etmektir. Bireysel ya da akademik sorunları danışmanlık düzeyinde çözmektir. Bu anlamda diğer bir alanın alt dalımız endüstri psikolojisi alanı iş ve çalışma ortamlarındaki davranışlardır. Belli başlı problemleri ise personel seçimi ve yerleştirilmesi, çalışanları güdülemek, işin gücünü verimini arttırmak, işçi işveren ilişkileri diyebiliriz. Eğitim psikolojisi ise Psikolojinin eğitim hayatına uyarlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Temel konuları eğitim ve öğretimdir. Eğitimin verimli hale getirilmesi, öğrencilerin ve eğitimcilerin sorunları, öğrenci veli ilişkisi, öğrencilerin mesleki eğilimleri gibi konuları ele alır. Psikometrik psikoloji, metre teriminden de anlaşıldığı gibi ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir alandır. Psikolojide davranışların ölçülebilmesinde kullanılan tüm ölçekleri bulur ve geliştirir. Eskiden beri kullanılan teknikleri günümüze uyarlar ve modernize eden tekniktir.